Bu hafta yaşanacak önemli olaylar listesine bir göz atacağız ve ne var ne yok diye bunlara bakacağız. Özellikle bugün ve yani bugünden itibaren önümüzdeki birkaç gün biraz ağır olacak. Bunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü çok önemli olaylardan geçilecektir. Önemli meselelerden geçilecektir. Bakınız daha bugün içinde bile gece 1'deki nitekim artık salı günü olmuyor. Artık çarşamba gününe denk geliyor. Onu da bu geceyi yarına bağlayan geceyi de sayarsak bugün toplamda 4 tane Fed yetkilisi konuşacaklar. Bu en son yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında oldu. Nisan ya da Mayıs'ta sadece bir günde 4 Fed yetkilisi konuştu falan. O zaman da bayağı sansasyonel geçmişti. Tabii 2 gün sonra da TÜFE açıklanacak. Yarın ÜFE açıklanacak falan. Gelecek bir iki gün, bugün de dahil çok önemli. Önümüzdeki hafta 17 gelişmeye dikkat. Kripto paraları etkileyebilir, etkiler. Haberde böyle göstermedim galiba. Şöyle yukarıdan başlayalım. Kripto para dünyasında piyasa katılımcıları kripto varlık alan etkileyecek olayları yakından izliyor. Zira önümüzdeki hafta, yani bu haftadan kastediyor, 9-13 Ekim haftası için planlanan önemli gelişmelere kapsamlı bir bakış. Haftanın başında Fed yetkilileri konuşmaları ve IMF toplantısı var. Yatırımcılar Fed yetkilileri Logan ve Barron açıklamalarını bekliyor. Bu nedenle hafta Fed'e yoğun bir odaklanmayla başlıyor. Logan ve Barron pazartesi günü bir toplantı yapacak. Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin herhangi bir ipucu kritik. Yapılan toplantı noktasında herhangi bir şey verilmedi. Yani herhangi bir şey söylenmedi. Kamuya açıklanan bir şey yok. Bu arada Barr mesela piyasaya yakın bir adamdır. Aynı zamanda Fed'in en yetkili ikinci ismidir kendisi. Özellikle kripto para birimleri de dahil finansal piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ayrıca IMF hafta boyunca toplantılar düzenlemesi planlamakta. Doğrudan kripto para birimleriyle ilgili olmasa da IMF'de alınan kararlar ve yapılan tartışmalar küresel ekonomik manzara üzerinde dolaylı bir etkiye sahip. Bu da kripto varlıkları etkileme potansiyeli taşıyor muhakkak. Salı günü, bakınız bugün. Fed'den bu kez Fed yetkilisi Bostik'in yer aldığı önemli bir konuşma daha olacak. Kripto para trader ve yatırımcıları Merkez Bankası'nın faiz oranları ve enflasyon konusundaki duruşuna ilişkin işgörüler için bu konuşmayı yakından takip edeceklerdir. Çünkü bu faktörler kripto piyasasını dalgalanabilir. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Waller'da açıklama yapacak. Meslektaşları gibi onun yorumları da para politikasının gelecekteki yönüne ışık tutmakta. Ayrıca bunun kripto paralar üzerindeki potansiyel etkisinin ilişkin değerli ipuçları sunmakta. Sadece Waller değil, bakınız Williams da konuşacak. Biri daha konuşacak, onu unuttum. Yani toplamda 4 kişi konuşacak bu gecekini de bugünden sayarsanız dediğim gibi. Gece 1'dekini. Bu tabii biraz daha özellikle genelde gece saatlerinde konuşmalar daha fazla sansasyon yaratabiliyor. Kapanışa da yakın olduğu için piyasa biraz daha hassasiyet gösterebiliyor duruma göre. Dolayısıyla evet buradaki açıklamalar oldukça önemli olacak. Ekseriyetle benzer açıklamalar yapacaktır. Zaten bunları da değerlendireceğiz. Genelde ne derler? İşte yarın ve sonraki gün alınacak haberler çok önemli. Buradaki verilere bakacağız ve buna göre değerlendirme yapacağız. Fakat benim görüşüm 25 bas puan faiz artıracağımız yönünde. Nitekim ben de bunun için oy kullanacağım gibi açıklamalar yapılacaktır. Yani faiz artışına yönelik açıklama yapılacaktır. Dikkat! Faiz artışlarına yönelik yapılan açıklamalar piyasada geri çekilmelere sebebiyet verir. Çünkü piyasa ne yazık ki FedWatch'ta bulunduğu üzere faizlerin sabit bırakılmasını fiyatlamaktadır şu an için. Hafta ortasında ABD üfe TÜFE beklentileri ve Fed tutanakları var. Çarşamba günü üfe açıklanması gözler ekonomik verilerde bu veri noktası toptan satış seviyesindeki enflasyonu ölçer. Ayrıca tüketici fiyat enflasyonu için öncü bir gösterge olarak görülmekte. Evet. Kripto para piyasaları genellikle enflasyon verilerine tepki verir çünkü bu veriler kripto varlıkların enflasyondan korunma aracı olarak cazibesini etkiler. Abi ama bak
Bunu yazdı mı? Neyse. 0,7 olan son üfe verilerin 0,4 olarak kısa vade açıklanması şu anda beklenti. Yani bunları da yazın şurada ki yine çarşamba günü 19.15'te Fed yetkilisi Bostik piyasa katılımcıların Fed'in düşünceleri hakkında bilgi edinmeleri için bir fırsat daha sunmakta. Bu şekilde spot ışığında geri dönecek. Aynı gün 21.00'da ise Fed tutanakları açığa çıkacak diyor. Evet, yani yarından bahsediyor. Yine oldukça önemli bir konu olarak karşımızda gördüğünüz üzere. Fed'in toplantı tutanaklarının açıklanması piyasayı hareketlendiren bir olay. Yatırımcılar bu tutanaklarda kripto para alanında yansımalar olabilecek gelecekteki politika değişikliklerine ilişkin ipuçları arayacak. 12 Ekim Perşembe günü 15.30'da tüketici düzeyinde enflasyonu ölçen önemli bir ekonomik gösterge olan tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Evet, bu kısım yine çok önemli ve kritik biliyorsunuz. Çünkü açıklanacak olan bu veri, bakınız, aylardır artan bir TÜFE var. Bar diyordu ya, bir noktadan sonra sıkı kalmaya devam edersek üzerindeki etkiyi göreceğiz. 3.7'den 3.6'ya bir düşüş yeniden TÜFE'deki rutin geri çekilmeleri sağlayabilir. Ve bu şekilde Fed'in yapacağı bu son faiz artışı ile birlikte işlerini yoluna koyabilir. Ve tam da istediğimiz gibi şunu alabiliriz. Ya tamam, artık kesinleşti. Sıkılaştırmanın sonundayız. Artık faiz artışı yok diye kesin bir dille söyleyebilirler. Enflasyonun geleneksel piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin devam eden endişeler göz önüne alındığında BTC piyasasının bu verilere tepki vermesi çok muhtemeldir. Yine aynı gün ve saatte yıllık TÜFE verileri ve işsizlik maaşı başvuruları açığa çıkacak. Tabii ki bunlar da önemli. Yine ne kadar ileri noktada enflasyonun olduğunu ve mevcut seviyelerde sıkılaşma oranlarının ne kadar yeterli olup olmadığını, Fed'in daha fazla sıkılaşma için ne kadar kredisi olduğunu veya olmadığını gösterecek olan çok önemli birinci dereceden verilerdir. Dediğim gibi bu hafta içerisindeki gelişmeler çok önemli. Sayısız Fed yetkilisi konuşacak, enflasyon verileri açıklanacak, ardından da konuşulacak. Bütün bunları değerlendireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.